Arkadaşlar merhaba, ben Park Üretmenim Hazırlık Kursu'ndan Mahsun Üçtağ. 2022 yılında girecek olan polis meslek yüksekokulu adayları bu videoyu çok iyi izlesinler. Bir önceki attığımız PMU videosunu çok fazla ilgi gösterdiniz. Videolar çok fazla beğendi, yorumlar çok fazla geldi. Hocam bu videonun devamını istiyoruz tarzında. Yine bu şekilde bir video çekme kararı aldık. Şimdi size şunu söyleyeceğim. 1 Ekim 2004 tarihinden küçük olan adaylar. Yorum kısmında bir sabitleyici bir mesaj bırakacağız. O adaylar, eğer yaş sıkıntısı olan adaylar varsa orayı bir beğensinler bakalım. Eğer ki sıkıntısı olan adaylar varsa ilerleyen zamanlarda bunun için bir Twitter etkinliği yapabiliriz. Yorum kısmında sabitleyeceğimiz mesajı muhakkak onlar görsün. Biz en azından bilelim o adaylar kimler diye. Şimdi şunu söyleyeceğim. 2004 tarihinden bu bölüme başvuru yapmak istiyorsanız eğer daha büyük olmak zorundasınız. 1 Ekim 2004 kuralı var. 1 Ekim 2004 kuralı 2 Ekim 2004 yılında doğmuş olan adaylar maalesef bu polisliğe alınmıyor. 10 Ekim, 20 Ekim, Kasım, Aralık 2004 tarihinde doğan adaylar varsa maalesef ki bunlar sıkıntı. O adaylar yorum kısmından kendilerini belli ettirsinler. Biz de en azından bilelim. Bu bölüm için düşünen kaç insan, yani yaş dolayısıyla bu bölümün dışında kalıyor. Bunun için bir Twitter etkinliği belki yapabiliriz. Instagram adresimizi de açıklama kısmına bırakacağız. Eğer ki çok fazla aday olursa onlar için biz Twitter etkinliği yapacağız. Bilginiz olsun, en azından sizler de sınava girebilin diye. Bir sonraki maddemiz 1995 tarihinden büyük olmamak. Yani 1 Ekim 2004 tarihiyle 1 Ocak 1995 tarihi aralığında doğmuş olmanız gerekiyor ki polisliğe müracaat edebilirsiniz. Yoksa lise mezunu polislik ilanına yaş dolayısıyla ortada kalıyorsunuz, yani giremiyorsunuz. Diğer maddemiz lise ve denge okuldan mezun olmak. Lise son olan adaylar şu an Ağustos ve Temmuz ayında mezun olacaklarsa onlar zaten lise mezun oluyor. O yüzden direkt sizler de başvuru yapabileceksiniz. 2022'de bildiğiniz üzere TYT kontenjan sıkıntısı geldi. Şimdi 2021 yılında, yani bir önceki yılda sadece 250 TYT ham puanı, yani okul puansız almak sizin için yetiyordu. Ama bu dönem TYT puanının ne kadar olacağı belli değil. Bu 200 puan da olabilir, 270, 280, 300 puan da olabilir, tekrar 250'de de durabilir. Eğer 250'de durarsa 10 katı kadar aday baraj puanı sizleri etkilemeyecek. 2500 aday alıyor. Erkeklerden 20.000, kadınlardan 5.000 aday ön başvuruya çağrılıyor. Yani 2000 erkek, 500 kadın aday alınıyor. Bu şeyden dolayı, 2021 yılından dolayı 7500 aday polisliğe müracaat etti. Şimdi 7500 aday polisliğe müracaat etti. 2022 yılında TYT büyük bir ihtimal giren adaylar fazla olacağı için biraz daha zorlu olabilir. Yine 250'de eğer durdururlarsa 7500 aday değil, belki bu sefer 6500 aday başvuru yapmış olacak. O yüzden baraj puanı, kontenjan fazla alıyor, yani 10 katı baraj puanı, 250 olursa çok önemli değil. 200 olursa sıkıntı. 220-230 olursa sıkıntı. Yani puan düşerse eğer bu 10 katı baraj puanı önem kazanacaktır. Eğer 250 TYT puanının altında olmazsa baraj puanı önemliliğini yitirecektir. Bu aklınızda bulunsun. Erkeklerde 1.67'den uzun olmak, kadınlardan 1.62'den uzun olmak. Yani en alt sınır 1.67 ile 1.62. Başvurular 14 gün, yani 2 hafta sürüyor. Bunu bilin. Hocam ne zaman başlıyor diye soracaksınız şimdi. Ağustos'un 13'ü ile 27'si arasındaydı geçen dönem. Bu yılda belki öyle olur. Eylül'de de adaylarımızı sınava çağırdılar. Sınav da sadece Ankara'da oldu. Başvuru az olduğu için. Yani sadece tüm ildeki adayları topladılar. Tek bir merkez vurdular. O merkezde dediler ki Ankara olacak. Başvuru ücreti ne kadar oluyor? Başvuru ücreti geçen dönem 150 TL idi. Yani bu dönem en fazla olsun 200 TL. Başvurular ise sadece Halkbank şubelerinden yapılıyor. Bilginiz olsun, zaten o aşamaya geldiğinizde bununla alakalı bir video çekeceğiz. Bilginiz olsun. PMU için ayrı bir sınav var mı?
Bu çok fazlasıyla soru geliyor. Hocam PMU için biz ayrı bir sınava giriyor muyuz? Yani TYT sınavı gibi başka ÖSYM'nin yaptığı bir sınav var mı? Hayır. Hocam polisliğin aşamalarında bir değişiklik oldu mu? Bunun için çok fazla soru geliyor. Polislik parkuru değişecek mi? Sağlık mülakatı nasıl olacak? Sözlü mülakatta neler yapılacak? Sözlü mülakat için bir şey oldu mu? Tarzından bir sürü soru geliyor. Şimdi bunun için şöyle diyelim. Öncelikle polis aşamalarında 3 tane aşamamız var. Bu aşamalar için herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Birinci aşama yine ön sağlık aşaması, ikinci aşama yine parkur aşaması, üçüncü aşama ise sözlü mülakat aşaması olacak. Hocam bunlar aynı gün mü olacak? Aynı gün olmasa bile geçen dönem 2 gün oldu. Yani ilkin ön sağlık ve parkur oldu, diğer gün sözlü mülakat oldu. Yine sizi de öyle yapabilirler. Şimdi hocam ben ön sağlığı diyelim geçtim. Herhangi bir yerimde sıkıntı olmadı. Zaten ön sağlıkta eleyecekleri belirli başlı yönler var. Birincisi işte kilonuza, boyunuza bakarlar. Renk körü testinize bakarlar. Onu da video direkt şuralara sıralarım. Siz de bir bakın renk körü testiniz nasıl geçiyor? Görmediğiniz bir rakam falan var mı? Onu da yorumlarda bize belirtin. Genellikle bir sayı var, o gözükmüyor. Onu da ekleyelim. İkincisi boyunuza bakılıyor. Boyunuza bakıyorlar. Üçüncüsü 5 metre öteden eşkal belirliği iziniz var mı yok mu ona bakıyorlar. Beniniz var mı? Bir varsa büyük mü? Büyüklüğü nasıl? Yanık, çizik, kesik, jilet izleri, bunlara bakıyorlar. Bunlar çok önemli. Dövmenize bakıyorlar. Kısa tişört giydiğinizde gözüken dövmeleriniz var mı yok mu ona bakıyorlar. Doğum lekeniz falan varsa yüzünüzde falan gözüken kısımlardaysa bunlar da sıkıntı, bilginiz olsun. O aşamayı geçen adaylarımız parkur aşamasına geliyorlar. Parkur aşamasında kadın adaylarımız 42, 43 ile 51 saniye aralığında yapması gerekiyor. Erkekler ise 40 ile 48 saniye aralığında yapması gerekiyor. Daha iyi saniye yaparlarsa rekor gibi gözüküyor ve onlar için muhteşem puan aralığı oluyor. Ve o adaydan kazanma ihtimalleri çok yükseliyor. Şimdi bize çok soru geliyor. Hocam ben TYT'den işte 250 denemelerden 250'yi geçiyorum. Parkura başlamalı mıyım? Öyle adaylar başlasın durmasın. Niye? Çünkü kendi rakiplerinizi de siz zaten denemeyi geçerek elemişsiniz. Bir de parkura giderek erkenden görüp parkurdan iyi bir derece yapacaksınız. Oradan da eleyeceksiniz. Sonra sözlü mülakat aşaması kalacak. Şimdi siz bu 250 TYT ham puanı eğer denemelerden geçiyorsanız beklemenize gerek yok. Çünkü bir an önce tam puanı çıkarmak için parkurlara yazılmanız gerekiyor. Daha düşük alan puan olursa adaylardan onlar beklesin. Ne zaman ki 250 TYT ham puanını denemede geçerseniz o zaman başlayın. Bizim zaten 72 ilde parkur şubemiz var. Numarayı zaten aşağıya bırakacağız. Direkt oradan WhatsApp'tan iletişim sağlayarak bize ulaşabilirsiniz. Eğer geçemeyen adaylar biraz daha beklesinler. Sonraki aşama sözlü mülakat aşaması oluyor. Sözlü mülakat aşamasında zaten yapmanız gerekenler neyse A'dan Z'ye her şey bizim sözlü mülakat kitabımız var. Geçen dönem de onu adaylara önerdik. O adaylarımızın çoğu zaten o sözlü mülakatı rehber olarak gördüler, gittiler, aynısını yaptılar. Çok güzel puanlar alarak, kazanarak bizlere geri dönüşünü sağladılar. Şimdi geçen dönemden çok fazla en çok soru tutturan sözlü mülakat kitabımız oldu. O sözlü mülakat kitabımız çok çok iyi. Yani o yüzden ona iyi bir şekilde hazırlık yapın. Bir de TYT'de henüz 250 TYT'de deneme puanını alamayan adaylarımız varsa onun için biz bir set çıkardık. O setimizle geçen videoyu attığımızda çok fazlasıyla soru geldi. Hocam bu set için içeriklerini öğrenebilir miyiz? Telegram grubunuz nasıl? Sorularınız nelerden oluşuyor? Hocalarımız nasıl anlatıyor? Bunun için biraz bilgi verin bize dediler. Arkadaşlar biz o TYT Telegram grubunu sadece çalışacak olan adaylar için aldık. Yani herkesi alabilecek düzeyde hazırlamadık. Şu an kontenjanımız halen var. 1000 kişilik bir kontenjanımız var orada. O adaylarımız orada harıl harıl çalışıyor. Çalışmayan adayları biz gruptan çıkartıyoruz. Adaylarımız o Telegram'da harıl harıl ders çalışıyor. Hocalarımız onlara eksiklerini söylüyorlar. Quiz sınavı olunuyor. Quiz sınavı ne demek ya? Onu bile zorladık hocalarımıza. Hocalarımız onlar da her cuma günü quiz sınavı yapıyor. Quiz sınavı belirli bir konudaki öğrencinin eksikleri saptanıyor. O saptandığı konudan onlara sınav yapılıyor. 15 soruluk, 20 soruluk, 30 soruluk, 40 soruluk vesaire bu tarz sorular yapılıyor. Hocalarımız onların teyidini sağlıyor. O quiz sınavında kimler birinci, ikinci, üçüncü, kimler sonuncu her şey belli oluyor. Adayların ders çalışıp çalışmadığı belli oluyor. Yani bu kadar özenli bir şekilde hazırlanmış olan bu Telegram grubunu direkt sizlere sunduk biz. Yani dışarıda biz gördük adaylar epey eziliyor. Yani bu dışarıda
ücretli olan Telegram grubunu sizlere ücretsiz bir şekilde tasarladık. Ve şu an adaylarımız orada harıl harıl ders çalışıyorlar. Sizler de eğer gelmek istiyorsanız zaten bizim setimiz var. Hemen ondan da bahsedeyim. Şu PMO seti, TYT seti. Bu PMO setini biz özel olarak hazırladık. Zaten alanımız parkurla alakalı olduğu için adaylarımızın en az 250 puan alabileceği şeklinde tasarladık. Yeter ki burada iyi bir ders çalışsınlar. Ve diğer derslerde hangi derslerden sorun yaşıyorsa hocalarımız da onlara ek olsun. Yani onlara ek bir şeyler öğretsinler. Onun için biz bu adaylarımıza bu seti tasarladık ve iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağladık. Ve setimizin yanında sözlü mülakat. Sözlü mülakat kitabımız zaten bu. Sözlü mülakat kitabımızda çoğu adayımız bunu aldı ve bir sürü çıkmış soruları onlar da bizlere duyurarak hocam bana bu soruldu haberiniz olsun denildi. Biz de o soruları aldık daha iyi bir şekilde zaten sizlere sunmak için direkt tanıtımını yapalım dedik. Onun yanında zaten rozet veriliyor. Bir de anahtarlık var. Onu en azından adaylarımızın motivesi yerine gelsin diye bunu tasarladık. Şimdi TYT setimizin içeriğine bakalım içeriğinde neler var. Şimdi bu setimizin içini açıyoruz. Bu setimizin içerisinde matematik konu artı soru renkli bir şekilde var. Adaylarımız iyi bir şekilde hazırlansın diye. Felsefe var. Konu artı soru, içeriği zengin. Coğrafya, konu artı soru. Yani yeter ki siz iyi bir şekilde hazırlanın. Ve çok detaylı notları var. Tarih. Özellikle Türkçe. Şimdi çoğu adayımızın öyle gözü açılacak acaba neler neler var diye. Sonra fizik. Bu da tabi sayısal adaylarımızın içinde iyi. Şimdi bunları parçalayabilirsiniz, parçalamayabilirsiniz. Ben özel olarak sizler için öyle hazırladım. Burada biyoloji, kimya var. Şimdi geldik önemli noktasına. TYT denemeleri var. Bu TYT denemeleri birebir bu çıkabilecek soru tarzında hazırlandı. Bunlar çok önemli. TYT 1, TYT 2... bir tane de yanında çıkmış ÖSYM kitapçığı gönderiyoruz. Yani 2000 hatta gelecek olan 2021 de var. Bu 2 gün içerisinde zaten elimizde oluyor. 2021 ÖSYM çıkmış sorusu ve 2020 ÖSYM çıkmış sorularını da içine koyup sizlere onu da göndereceğiz. Toplam 4 tane deneme olmuş olacak. Zaten gidip 2020 ya da 21 çıkmış ÖSYM sorusunu istediğinizde normal bir kırtasiyede bile 10-15 lira gibi bir ücret olmuş. Yani kısa bildiğimiz kadar bu ücretlerin zaten hepsini kıstık özel olarak sizler için hazırladık. Yeter ki çalışın. Sonra bize bir dua edin. Yani ne kadar az ödemişseniz de bir duayla o kalan kısmını karşılarsınız. Mesela bu fasikülümüz paragraflarla soru bankası. Sadece sorulardan oluşuyor. Paragraflarla alakalı bir sürü soru var. Adaylarımız iyi bir şekilde hazırlansın diye. Mesela bu fasikülümüzde problemlerle soru bankası var. Ya yeter ki adayları çok fazla sıkmasın. Hem de içerisinde bol bol soru olsun tarzında bu şekilde fasiküller hazırlandı. Diğer derslerimizde de her bir dersimizde 180 tane soru ve bu setimizde toplam 2000'e yakın soru olacak şekilde tasarlandı. Hele özellikle şu çok önemli. Bu tüm dersin notları. Birebir giriyorsunuz içinden. Tüm derslerin notlarını duvarınıza asıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bu soruların çözümlü soruları da var. Telegram grubumuzda zaten direkt adaylarımıza verdik. Adaylarımız birebir çözümlü olarak o sorularını görüyorlar. Eksik olduğu yerlerde de hocalarımız onlara yardım ediyor. Bu setlerimize videonun açıklama kısmına bir link bırakacağız. Orada da zaten yazacağız işte kitap setlerimize ulaşmak için şu linke tıklayın diye. O linke tıkladığınız gibi direkt iletişim sağlayabileceksiniz. WhatsApp'taki Kübra hocamız direkt sizlere cevap verecek. Tüm yapmanız gerekenlerin hepsini sizlere söyleyecek. Önceki adaylar nasıl temin etmişse siz de aynı bu şekilde temin edebilirsiniz. 1000 tane falan şey kaldı, kitap seti kaldı. Bilginiz olsun. İnşallah sizler de yetişirsiniz. Yeter ki iyi bir şekilde çalışın. Programlı bir şekilde gidin. Telegram'da programlar atılıyor. Ne bugün hangisine çalışacaksanız hepsi var. Şu an 50. 60. güne kadar hocalarımız gelmiş. Her gün program atılıyor. Sabitlenmiş mesajlarda direkt tıklasanız direkt ön şeylere gidiyorsunuz. Programlara gidiyorsunuz. Oradan başlıyorsunuz. Yeni adaylarınıza yetişmeye çalışıyorsunuz. TYT sınavına kadar da inşallah yetişeceksiniz. Ben onu kesinlikle canı gönülden istiyorum.
ve sizin de yetişmenizi istiyorum. Yani yeter ki siz TYT, ön sağlık, sözlü mülakat, parkurdan elenmeyin. Yani amacımız o. Sizleri son noktaya kadar getirelim. Son noktada eğer elenirseniz son noktada elenin. Ama yeter ki TYT sınavında elenmeyin. Ön sağlıktan elenmeyin. Parkurdan kesinlikle elenmeyin. Sözlü mülakattan yine elimizden geleni sizler için yapıyoruz diyoruz. Elenmeyin. Yani elenmemeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de iyi bir hazırlık yapın. Sizler de elenmeden gidin hedeflerinize. Bizim için o iyi olacaktır. Yani bunlar gelip geçici. Ücreti de kısa bildiğimiz kadar kıstık. Yeter ki sizler temin edebilin diye. Parkurlara özellikle iyi hazırlanın. Bir parkur videosunu da sıkıştıracağım buraya. 1-2-3-4-5 Haydi Yusuf, haydi. Parkuruna tam puan almamı sağlayan Mustafa Aytaş hocam ve ekibine ayrıca bu güzel ekiple beni tanıştırdığı için parkur eğitmenimden Mahsun Hoca'ya çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Sorularınız varsa yorum kısmından bize belirtin. Bizler de o sorularınızla yeni videolar çıkartalım. Alasmaladık. Başarılar diliyoruz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.